Merhabalar herkese. Akrep Burcu. Ay yok, ne Akrep Burcu? Akrep Burcu muydu? Ben iyice sapıttım şu an. Yine kendi kendime konuşmaya başladım. Başla. Herkese merhaba. Merhabalar. Bugün 9. burcumuz Yay burcu ve Yay burcunu bekleyen çok arkadaşım, çok bilmediğim, tanımadığım ama çok teşekkürler ki beni izleyen insanlar soruyorlar. Yani en çok sorulan burçlardan biri Yay. Bunun da sebebi açıkçası çok açık. En meraklı birinci burç İkizler, ikinci burç ise Yay'dı. Dolayısıyla sizi çok iyi anlıyorum ve Yay burcuna hemen bir giriş yapıyorum. Öncelikle bütün Yay burçlarının doğum günlerini kutluyorum. 23 Kasım haftasıyla biliyorsunuz ki Yay burcuna giriş yapmış bulunuyoruz. Yay burcunu da her burç gibi 3 olumlu, 3 olumsuz ya da 3 pozitif, 3 negatif yönüyle ele alacağım. Ve birinci özelliğiniz, Yay burçları kesinlikle çok özgürlüklerine düşkündür. Burada açıkçası özgürlük denilince direkt Kova burcu aklıma geliyor. Ama Kova kadar, yani aslında Kova'dan bir tık da farklı. Çünkü Kova böyle orijinal özgürlüğüne düşkün diyeyim. Hani böyle havai ruhlu. Onu anlatacağım zaten detaylarıyla. Ama Yay burcu kural sevmez. Yani ona kural koymayın. Onun için böyle sınırlar olmasın. Yay ondan hoşlanır. Ve içinden ne geliyorsa, nasıl geliyorsa o şekilde yaşamayı da sevdiği için kesinlikle bu burç öyle, yani Yay burcu böyle sıkıştırılmaya gelemez. Herhangi bir kuralların olmasını sevmez. Bu arada yani yeri gelmişken, benim aklıma gelmişken, gelenek, göreneklere en bağlı burcumuz Başak'tı. En bağlı olmayan burç kural tanımadığından dolayı da Yay'dır, aklınızda olsun. İkinci olumlu özellikleri, Yay burçları kesinlikle kendilerini ifade edebilmeyi çok önemserler ve patavatsız denebilecek derecede diyeyim dürüst olabilirler. Çok açık sözlüdürler. Bu tabii ki şimdi her burcu aslında düşünürken hani bir yayı tabii ki de düşünüyoruz ama aynı zamanda gölge yanımızı, yani arkasındaki burcu da düşünmemizde fayda var. Çünkü önümüz Yay ama 180 derece arkamızda ikizler oluyor. Ve ikizler zaten ağzına geleni söylerdi. Ama Yay burcu çok açık sözlü yine. O kadar, bence ikizler kadar patavatsız diyemeyeceğim ama patavatsız olarak anlaşılabilir. Çünkü kendini çok iyi ifade eder ve ikizlerden bir farkı derine inmeyi sever. Yani size sadece laf olsun diye mesela bir yorumda bulunmaz. İkizler bulunur, konuşur, öyle hani eğlence olsun diye de sadece bunu yapabilir. Ama Yay burcu böyle bir burç değildir ve bu burcun insanları genelde böyle bir derinlikte ararlar. Üçüncü olarak Yay burcunun en olumlu özelliklerinden biri, rutin sevmezler ve yeni yerler keşfetmek isterler. İnanılmaz derecede maceracısınız ya da sevdiklerinizi, sevdikleriniz için dinliyorsanız, izliyorsanız bu videomu, onlar çok maceracı burçlardır. Yani öyle bir şey ki, mesela nasıl tarif edebilirim size? Yay burcunun enerjisi çok yüksektir genel olarak. Ve yine şunun altını çizeceğim, artık Astromanya serisinde diyeyim, yani bu kaçıncı işte burçlarla ilgili videom. Bunu bilmiyorsanız yazıklar olsun emeklerime diyorum. Yok, şaka tabii ki. Ama şunu lütfen bir daha hatırlatacağım. Yay burcuysanız o sizin haritanızın buram buram yay olduğunu söylemiyor. Burada en önemli nokta, kesinlikle bütün haritanızda 12 evinizde baskın olan burç Yay mı? Aynı zamanda gezegenleriniz, işte o evlerde bulunan gezegenler de Yay'daysa, yani çoğunluk Yay'sa, siz buram buram Yay'sınız demektir. Bunu hiç unutmayın. Çünkü belki bu arada dereceleri de var. Ona girmeyeceğim yine bu videoda da. Ama mesela 23 Kasım, 24 Kasım'da doğduysanız çok başları olduğu için, hani akrebin sonu, yayın başı aslında tabii ki Yay burcu ama yine böyle buram buram yay olmuyor oluyorsunuz. Dolayısıyla bütün bu özellikleri ve her burç için anlattığımda düşünürken bunları hep
aklınızın ucunda bulundurmanızda fayda var diye düşünüyorum. Şimdi uzak ülkelere gitmek yayın böyle asil görevi, asil amacı diyebilirim. Ama mesela Türkiye'deyiz ve Türk yaylara sesleniyorum. Türk yaylar, siz Türkiye sınırlarını aşmak istiyorsunuz. Yani gezmek derken hani sizin için bir Antalya'ya gideyim, Çanakkale'ye gideyim, yok işte ne bileyim Hatay'ı gezeyim, göreyim. Bunlar da tabii ki keyif verir. Ama 9. ev, sınır dışı olan, daha doğrusu böyle sınırları aşmak bir yerde olduğu için siz ülkenizin sınırlarını aşmaya, orada yeni kültürler keşfetmeye daha meraklı olabilirsiniz. Bu yüzden hani niye bu kadar çok seyahat etmeyi seviyorum diye asla kendinizi sorgulamayın. Yay DNA'nız sizin bunu gerektiriyor. Yay burçları bilinçaltlarında sürekli bir şeyler öğretme isteği duyarlar ve diğerlerini geliştirme konusunda da çok ısrarcı olabilirler. Yani uzun lafın kısası, başkaları bir şey öğrenmek istemiyorsa onlara illa bir şey öğretmek için zorlamayın. Biliyorum ki siz çok böyle araştırmacı olabilirsiniz diyeyim. Yani bir şeyleri çok merak ettiğiniz için tabii ki de araştırıp onun detaylarıyla, hani başak detaycılığından bahsetmiyorum ama sonuç odaklı gidiyorsunuz ve o sonuca ulaşmayı da seviyorsunuz. Bu noktada diğerleri sizin kadar meraklı olmayabilir. Sizin kadar öğrenme isteği duymayabilir. Bu yüzden gerçekten merak edenlerle paylaşın ve bilgi isteyenlere bilgi verirseniz bu sizin çok yararınıza olur. Aynı zamanda evet enerjiniz çok yüksek ama yine de çok yorulmuş olmazsınız. Şimdi 3 olumsuz özelliklerine hemen geliyorum. Bir kere birincisi, yay burçları kurallara uyum sağlamakta çok zorluk çekebilirler. Bu da neden olumsuz? Tabii ki de yani normal şartlarda kuralsız yaşayın ya da herhangi bir kural gerektirmeyen sektörde çalışıyorsanız ya da serbest meslekteyseniz atıyorum, istediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Ama iş hayatında özellikle kural gerektiren durumlar olduğunda bu sizi çok zorlayabilir ve çok mutsuz edebilir. Dolayısıyla bu noktalarda o kurallara uymaya özen göstermenizde fayda var. En azından onu hani şu anda işteyim ve şu anda böyle davranmam gerekiyor. Yaylar oyun çok sever. Flörtü bir burçsunuz da aynı zamanda. Yani en flörtü burçlar aklıma geliyor. Şimdi dağılmayacağım yine. Ama bunu da bir oyun olarak görün. Şu anda işteyim, çalışıyorum ve iş hayatı, benim bulunduğum sektör bunu gerektiriyor. O yüzden ben böyle böyle davranacağım, bu kurallara uyacağım. Çünkü siz her şeyi eğlenceli hale getirirseniz keyif alan insanlarsınız. Dolayısıyla her şeyi, yani hoşlanmadığınız ya da sizi zorlayan her şeyde bir oyun yaratın sevgili yaylar. İkinci olumsuz özelliğiniz, ilişki insanısınız ama aynı zamanda ilişki insanı değilsiniz de. Şimdi bu ne demek oluyor? Şöyle bir ayrım yapmam gerekiyor. Yaylar çok bağlı olmayı sevmezler. Yani tabii ki burada da gelişkin yay ve gelişkin olmayan yay diye ayırmamda fayda var. Çünkü gelişkin olmayan yaydan bahsediyorsak onlar böyle şıp sevdi olabilirler açıkçası. Mesela ikinci olumsuz özellik direkt gelişkin olmayan yaylar çok şıp sevdidir diyebilirim ve burada bir arkadaşıma hiçbir şekilde isim belirmeden bir atıfta bulunacağım. O da kendisini çok iyi biliyor. her neyse. Bizim bir konuşmamız vardı da o şıp sevdi olmakla alakalı ve yay burcu olmasıyla alakalı da ben ona birkaç bir şey söylemiştim. Ondan dolayı biliyorum. Şimdi gelişkin olan yaylar o kadar şıp sevdi olmayabilirler. Lakin yeni deneyimler denemeyi, yani yeni birilerinden hoşlanmayı ve her insanı keşfetmeyi çok eğlenceli bulurlar. Bu yüzden de ilişki insanıdırlar ama onu sıkmamanız gerekiyor. Bu arada şuna da girmeyeceğim. Hani ben biliyorsunuz işte Koç burcundan başlayarak burçların birbirleriyle uyumunu ele aldım. Yay burçları burada bana sakın kızmayın. Çünkü İlişkide harika olabilirsiniz. Tabii ki de burada onu kastetmiyorum. Ama yeni deneyimler denemeyi, yeni insanlar keşfetmeyi ve değişik insanlar tanımayı, hoşlanmayı, flört etmeyi sevdiğinizden dolayı bağlanmak sizi biraz kötü hissettirebilir. Ama dediğim gibi buna burç uyumlarında daha detaylı gireceğim. Hani yay hangi burçlarla daha iyi anlaşır diye. Bu da yani aklınızda bulunsun. Çünkü bunu genel olarak yay burcunu size tanıtmak için çekiyorum.
Üçüncü olumsuz özelliğiniz kendinizi kolay kolay bir yere, bir kişiye belki ait hissedememeniz. Bu yüzden de kendinizi bazen zaman zaman soyutlanmış hissetme olasılığınız var. Şimdi bu soyutlanmış hissetmenin size kendinizi çok iyi hissettirmeyeceği durumlar olabilir. Çünkü kendinizi kalabalıklar içinde yalnız hissedebilirsiniz. Burada da benim size nacizane tavsiyede bulunmayı sevmiyorum ama önerim mi diyeyim ya da düşünebileceğiniz bir şey şu olabilir. Onu da oyun olarak görün. Yani mesela yakın olmak istediğiniz arkadaşlarınızla, insanlarla gerçekten aman özgürlüğüm elimden gidecek, aman bağlanacağım korkusuyla yaklaşmayın. Çünkü her birimiz birilerine bağlanmak durumundayız. Derin bağ kurmak bence insan olmanın zaten hani özünde yatıyor. Bu yüzden korkmadan illa o kişi özgürlüğünüzü alacak değil. Lakin soyutlanmış hissetmemeniz adına insanlarla gerçekten daha derin bağlar kurmayı göze alın. Yay burcunun mesleklerini de bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Filozoflar, işte felsefe, macera arayanlar diyeyim, turizm sektörü, ithalat ihracat, onun dışında araştırmacı meslekler ama böyle yine macerayı içeren, eğlenceyi içeren meslekler kesinlikle yaylara göre diyebilirim. Aynı zamanda bu burç dinle de alakalı. Yani körü körüne dine bağlanmak değil ama bir şeye inanmayı seviyorsunuz. Yani sizin için aslında onun üzerine düşünmek, o inandığınız her neyse onun üzerine düşünmeyi seviyorsunuz. Bu açıdan bu yani dinle ilgili meslekler de size uygun olabilir. Ve yay ünlülerine geliyorum. Lütfen çok sevgili canım bebeğim Brad Pitt'imizi buraya koyalım. Emily Evanes'ın solistini de buraya koyalım. İkisine de ben bayılıyorum. Zaten Emily'nin hani sesine diyecek hiçbir şeyim yok. Brad Pitt de hani ben bir 88'li kuşağından gelen bir genç olarak Brad Pitt'le çok büyüdüm. Hani Meet Joe Black filmi efsane. Yani bayılıyorum Brad Pitt'e. O yüzden onlar da yay burcu. Sınırları yok diyebilirim kısaca. Aynı zamanda Christina Aguilera, Woody Allen, Haluk Levent, benim bayıldığım, Onno Tunç, Zeki Müren, bizim sanat güneşimiz, Sertab Erener aynı zamanda yay burçlarına bir ya da birer örnekler diyebilirim. Ama aklıma gelen birkaç şey var. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela yay burçları çok muziptir ve zekice yapılan esprilerden aşırı derecede keyif alır. Zaten zekaya önem verir. Genel olarak iyimserlerdir. Entelektüel açıdan da bilgilenmeyi çok severler. Aynı zamanda en gelişkin ateş burcudur. Şimdi ateş burcu neydi? Koç, aslan, yay. Ateş burcu. En son geldiğimiz ateş burcu yay olduğu için en gelişen. Çünkü her burç kendi üzerine koyarak gidiyor diyeyim. Bunu da çok kısa bir örnekle hemen sizinle paylaşacağım videoyu bitirmeden. Gölge yanı ikizler, bundan bahsettim. Ve ikizlerden en büyük farkı derine inmeyi sever. Yani evet meraklıdır ama yüzeysel değildir. Maymun iştahlı olabiliyor ikizler. Bu arada ikizler videomu izlemediyseniz de buradan ya da şuradan izleyebilirsiniz. Ama yay böyle değildir. Maymun iştahlıdır asla diyemem. Daha çok araştırır. Sonuca odaklıdır aynı zamanda. Dikkatsiz, heyecanlı ve patavatsız görülebilirler. Çünkü ateş olduğundan dolayı o tez canlılık onlarda da vardır. Koçta ve ikizlerde olduğu gibi. Ama gelişkin bir yay bunu biraz daha geliştirmeyi diyeyim, öğrenmiştir. Öğrenmeyi severler, seminerlere gitmeyi severler ve abartmayı da sevebilirler. Bunun da en büyük sebebi şu. İkizler burcu biliyorsunuz hani yalancılığa varabilecek boyutta abartmayı seviyordu. Yay da gölge yanının sırtının ikizler olmasından dolayı buna meylenebilir. Bu da aklınızda bulunsun. Her burç kendinden önce gelen burcun niteliklerini dengeler. Bununla ne demek istiyorum? Mesela bir önceki burcumuz akrepti ve akrep mesela gergindir. Yay burcu rahattır. Akrep içe dönüktür, yay burcu dışa dönüktür. Yay sosyaldir, akrep o kadar sosyal olmamayı tercih eder. Az ve öz insan biriktirir çevresinde. Akrep mahremiyetini önemser. Yay burcu tam tersi daha duygu ve düşüncelerini açıkça ifade edebilmeyi, paylaşmayı sever. Yay aynı zamanda konuşkandır, akrep o kadar konuşkan değildir. Akrep çok fazla güç sever.
Yay o kadar güç bende olsun duygusu yoktur ya da kontrol etmeyi o kadar sevmez ama akrep bundan hoşlanır. Ve son olarak da saf derecesinde dürüsttür diyebiliriz yay burçları için. Ama akrep de dürüsttür. Lakin saf derecesinde hiçbir şekilde değil. Kesinlikle düşünür tartar, akrep öyle konuşur. Bu anlamda da yaydan farkı var. Şimdi bunu yani aklınızda bulundurun. Mesela terazi ile akrebi kıyaslayabiliriz. İşte akrep ile yayı. Çünkü her burç dediğim gibi üzerine koyarak gidiyor. Bu anlamda da balığa geldiğimizde hani en deliren insanlar diyeyim balıktan çıkar diye böyle bir söz vardır demeyeyim de bir şey vardır. Yani bunun da bir sebebi var astrolojik anlamda. Bunu da sizinle paylaşacağım. Umarım unutmam. Unutursam da artık şimdiden affola. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Özellikle yay burcu musunuz? Yay burcuysanız size hitap etti mi? Size anlattı mı? Ya da yay burcu sevdikleriniz varsa onlar için ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bunu benimle paylaşın. Gerçekten yorum almayı, yani onları okumayı çok seviyorum. Böyle sanki bir arkadaşım bana mesaj atmış gibi geliyor. O yüzden çok çok önemsediğimi bilmenizi ekstra istiyorum. Bu arada pazartesi ve cuma günleri video yayınlıyor olacağım. Çok büyük bir aksilik olmadığı sürece bildirim zilini de açarsanız zaten haberiniz olacaktır. Umuyorum ki keyif almışsınızdır. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle ve coşkuyla içinizdeki o çocuğa hep sadık kalın. Görüşürüz. En gelişkin ateş burcu, aynı zamanda koç. Ama ne diyorum ya, sapıttım bugün. Sizin yay DNA'nız bunu gerektiriyor. Bu arada DNA. İşimi severek yapıyorum. Yeniden hatırlamakta fayda var. Bu arada bahsettim ki yeniden hatırlamakta.